Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde sözcük anlamı ile ilgili birkaç kavramı ve birkaç soru tipini görmüştük. Bu dersimizde geriye kalan kavramları ve soru tiplerini göreceğiz ve böylece sözcük anlamı konumuzu bitireceğiz. Sözcük anlamında kavram olarak en zor algılanan, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken konulardan birisi aktarmalar ve bunların arasında da en önemli olan ad aktarması konusu. Ad aktarması dendiği zaman aklımıza şu gelmeli: benzetme amacı güdülmeden, yani herhangi bir benzetme yapmadan bir sözcüğü başka sözcükler yerine kullanma. Şimdi benzetme amacı gütmeden bir sözcük başka bir sözcük yerine geçer mi? Elbette geçer. Ne yaparız? Bazen bir parçayı söyleriz, kişiler bütün varlığı anlar. Bazen genel olarak bir şey söyleriz, onun içinde özel olan bir durumu anlar. Bunların nasıl örneklendirilebileceğini şimdi cümlelerimize bakarak görelim arkadaşlar. Ad aktarması dediğimiz konumuz bu. Bir varlığın parçası söylenir, tamamı çağrıştırılır. Böylece benzetme yapılmamış olur ama sözcük başka bir sözcük yerine kullanılır. Tavuk düdüklüye konduğu halde bir saatte pişmedi. Ne demek düdüklü? Bir tencere tipinin adı. Peki niye ona düdüklü denmiş? Çünkü o tencerenin üzerinde onun ses çıkaran bir kısım var ve buna düdük deniyor. Dolayısıyla tavuk düdüklüye konmuş dendiğinde anlaşılan şey nedir? Düdüğü olan bir tenceredir. Öyleyse burada parça söylenmiş ama tencerenin tamamı çağrıştırılmış. Bir varlığın malzemesi söylenir, varlık çağrıştırılır. Sıcak şeyleri plastikte değil, porselende için. Ne demek? Plastik bir maddedir ama burada kastedilen nedir? Plastik kaptır. Porselen bir maddedir ama burada porselen kaptan söz ediliyor. Dolayısıyla malzemesi söylenmiş ama bir varlık çağrıştırılmış. Ya da nasıl olur? Bir yerin ismi söylenir, o yerde yaşayanlar çağrıştırılır. Avrupa'nın bu kararına Türkiye tepki gösterdi. Avrupa, Türkiye birer yer ismi. Ancak Avrupa'nın kararı derken Avrupa hükümetlerinin veya insanların kararıdır. Türkiye tepki gösterdi derken Türkiye'deki insanlar veya hükümet denmek istiyor. Dolayısıyla yaşayanlar çağrıştırılmış oluyor. Bu da bir ad aktarması. Varlığın niteliği ya da özelliği söylenir, varlık çağrıştırılır. Bu havada kısa kollu dolaşılır mı derken kısa kollu sözü neyi çağrıştırıyor? Kısa kollu bir gömleği, kısa kollu bir elbiseyi, neyse. Demek ki bir nitelik veya özellik söylenmiş, varlığın kendisi çağrıştırılmış. Kap söylenir, içindekiler çağrıştırılır. Tabağını bitirmeden sofradan kalkmayacaksın derken burada kişinin tabağın kendisini yemesi kastedilmiyor. Kastedilen nedir? Tabakta bulunan yemeklerdir. Dolayısıyla kap söylenmiş, içindekiler çağrıştırılmış. Bu da bir ad aktarması biçimi. Bir sanatçının adı söylenir, eserleri çağrıştırılır. Halit Ziya'yı okumadan romancılığımızın serüvenini anlayamayız. Halit Ziya'yı okumadan derken kişiyi mi okumadan demek istiyor? Hayır. Halit Ziya'nın eserlerini okumadan demek istiyor. Demek ki sanatçının adı söylenmiş, eserleri çağrıştırılmış. İşte böyle bir anlam ilgisi varsa arkadaşlar, yani varlığın bir parçası, bir özelliği söylenip de tamamı çağrıştırılıyor ve herhangi bir benzetme ilgisi kurulmuyorsa oluşan kavram bir ad aktarmasıdır. Sorularda nasıl karşımıza çıkıyor? Hemen onu inceleyelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır? Bakalım örnekte ne varmış? Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli. Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli. Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. Yani benzetme amacı gütmeden kendi anlamı dışında kullanılıyorsa bu neydi? Ad aktarmasıydı. Burada hangi sözcük böyle bir anlam bilgisini karşılıyor? Yelken sözcüğü. Neden yelken sözcüğü? Çünkü yelken bir sandalda bulunan bez parçası, sandalın gitmesini sağlayan, belli bir düzenekte sandala yerleştirilmiş olan bez parçası. Öyleyse Marmara'da her yelken derken ne yapmış? O sandalın bezleri söylenmiş ama tamamı çağrıştırılmış, sandalın kendisi çağrıştırılmış. Ama benzetme amacı yok. Buna ad aktarması diyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır diyor. İnceleyelim. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal derken hemen hilal sözcüğü dikkatimizi çekmeli. Ne demek hilal? Ay. Ay demek. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal derken neyi kastediyor? Dalgalan dediğine göre bayrağı kastediyor. Hilal bayrakla nasıl bir ilgi içinde? Bayrakta bulunan
bir şeklin ismi hilaldir. Dolayısıyla bayrakta bulunan bir şekil söylenmiş ama bayrağın kendisi çağrıştırılmış. Öyleyse yelkenle hilal sözcüklerinin karşıladığı anlam ilgisi aynıdır. Böyle bir anlam ilgisi varsa bir ad aktarması vardır diyoruz. Peki devam edelim. Başka bir sözcükte cümlede örneklendirelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır? Ad aktarması, yani benzetme ilgisi kurmadan bir varlığı başka bir varlık yerine kullanma bir sözü. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış. Bakalım, yüzden sözcüğü dikkatimizi çekecek. Neden? Gelip geçen her yüz diyor. Yüz demekle neyi kastediyor? Gelip geçen her insan demek istiyor. Dolayısıyla yüzle insan arasında nasıl bir ilgi var? Yüz insandaki bir organın ismi. Dolayısıyla bu organ söylenmiş ama insanın tamamı çağrıştırılmış. Öyleyse bir söz başka bir söz yerine kullanılmış diyoruz. Böyle bir kullanımı varsa ad aktarması da vardır demiştik. Diğerlerine baktığımızda böyle bir söz ilgisinin olmadığını göreceğiz. Evet, ad aktarması dendiğinde anlamamız gereken şey demek ki buymuş, benzetme amacı güdülmeden. Peki benzetme amacı olursa ne olur? O zaman ad aktarması olmaz da benzetme olur. Bu nasıl olur? Şimdi onu bir örneklendirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır? Neymiş o? Aralarında benzerlik ilgisi kurularak bir söz başka bir söz yerine kullanılabilir. Bu da olabilir demek ki, benzerlik ilgisi kurulabilir. Hangisinde vardır bakalım? Ormanların en gösterişli hayvanını kafeste görmek onu üzmüştü. Bir benzetme var mı? Yok. Geçiyoruz. Sokak kedilerini haftada bir toplar, onların karınlarını doyururdu. Benzetme var mı? Yok. Yumurtadan çıkan yavruları kuşlardan korumak için eve aldı. Benzetme? Yok. O yılanın aralarındaki dostluğu bozmasına fırsat vermediler. Yılan var burada. Yılan bir varlık, biliyoruz, insanların sevmediği bir varlık. Peki burada kimden bahsediyor? İki kişi arasındaki dostluğu bozmaya çalışan başka bir kişiden. Bu kişiyi neyle karşılamış ama? Yılanla. Yılan toplumda sevilmeyen bir varlık olduğu için böyle kötü düşüncedeki bir insanda neyle karşılanmış? Yılanla. Dolayısıyla bir benzetme söz konusudur. Yılan sözcüğüne benzetilerek başka bir varlık veya da insan karşılanmış. İşte böyle bir anlam bilgisi varsa, yani benzetme yoluyla bir söz başka bir söz yerine geçiyorsa, burada da bir benzetme var demektir. Bu da ayrı bir soru tipi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Sözcük anlamı konularından en önemlisi, en önemlilerinden biri de daha doğrusu deyimlerdir. Neden deyimlerdir? Çünkü deyimler mecaz anlamlarda olduğu gibi sözcüklerin bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı anlama geldiği bir söz öbeğidir. Dolayısıyla deyimi oluşturan demek ki birden fazla sözcük söz konusudur. Birden fazla sözcük bir araya gelerek kendi anlamlarından başka bir anlamı karşılıyor. Ama bu karşılama deyimlerin çoğunluğuna bakıldığında daha çok eylem biçiminde bir karşılamadır. Yani işte iki tane söz tek bir eylemin karşılayacağı anlamı karşıladığında bir deyim oluşmuş olur. Sözden ziyade örnek üzerinde bunu inceleyelim. Deyim dedik. Sınavı kötü geçti galiba. Baksanıza ağzını bıçak açmıyor. Şimdi burada bir ağız var. Bıçak var. Açmak fiili var. Açmamak fiili var. Ancak ağzını bıçak açmıyor derken aslında biz ne ağızdan ne de bıçaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bahsedilen şey nedir? Ağız ve bıçak sözcüklerinin bir araya gelerek karşıladığı şey hiç konuşmuyor anlamıdır. Böyle bir anlam ilgisi varsa sözcükler ne yapmış? Deyimi oluşturmuş demektir. Yani ağız, bıçak, açmak gibi sözcükler bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlamı, farklı bir eylemi karşılamışlarsa burada bir deyim oluşmuş demektir. Ama tabii bütün deyimleri biz bu şekilde eylemi karşılayacak biçimde kullanamayabiliriz. Başka tür deyimler de vardır. Mesela evi yok pahasına kiraya verdiler. Burada bir yok var, bir paha var ama yok pahasına derken ucuz fiyata demek. Dolayısıyla iki sözcük bir araya gelmiş, ne yapmış? Kendi anlamlarından farklı bir anlamı, farklı bir durumu karşılamış. Bu da bir deyimdir. Bazen de cümle içinde deyimler bazen eylem anlamını bildirir dedik. Bazen durumu ifade eder dedik. Bazen de cümle içinde bir soru tipi olarak karşımıza gelen deyim sorusu tipi vardır. Bu da deyimin açıklaması. Yani bir cümlede deyimin karşıladığı anlamla aynı anlama gelen başka sözler varsa deyim açıklanmış demektir.
Yani ağzını bıçak açmıyor, hiç konuşmuyor dediğimizde hem ağzını bıçak açmamak sözü hem hiç konuşmuyor sözü aynı anlama geldiği için bu cümlede deyimin açıklaması vardır diyoruz. Bir örnek üzerinde görelim. Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım. Gözlerime inanamadım. Çok şaşırdım diyor. Gözlerime inanamadım diyor. Gözlerime inanamadım derken ne demek istiyor zaten? Çok şaşırdım demek istiyor. Dolayısıyla deyimin karşıladığı anlamla aynı anlama gelen başka sözler bir arada olduğu için bu cümlede deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir. Evet, açıklamalar bunlar. Ancak soru tiplerinde bakalım nasıl oluyor deyimler. Bir de onlara bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temiz sözcüğü bir başka kelimeyle birleşerek deyimleşmiştir? Temiz sözcüğü bir başka kelimeyle birleşerek deyimleşmiş. Yani kendi anlamını kaybetmiş. Bakalım. Dükkan sahibi temiz birine benziyor. Buraya girelim. Temiz birine derken içinde kötülük taşımayan birine demek istiyor. Ama başka bir kelimeyle birlikte bir kaynaşma söz konusu değil. Kendisi mecaz ancak deyim oluşturmamış. Temiz toplum oluşturulmak isteniyorsa işe bireylerden başlanmalıdır. Temiz sözcüğü burada başka bir kelimeyle birleşmiş mi? Hayır. Temiz toplum derken suç oranı düşük olan, suç işlemeyen anlamında, kendisi mecaz ancak deyim oluşturmamış. Hasan Bey arabasının temiz kağıdını kaybetti. Buradaki temiz sözcüğü ne demek istiyor? Arabanın temiz kağıdı hepimiz biliyoruz ancak deyim diyemeyiz buna. Tozlanmış elbiselerini bir bir temizledi. Temizlemek bir eylemi ifade ediyor. Kaynaşma söz konusu değil. En sonunda kendini temize çıkarmayı başardı. Kendini temize çıkarmak ne demek? Suçsuz olduğunu ortaya koymak, suçsuz olduğunu kanıtlamak. Dolayısıyla kendini temiz çıkarmak sözcükleri bir araya gelerek ne yapmış? Kendini suçsuz olduğunu ispatlamak gibi bir anlamı karşılamış. Demek ki burada temize çıkarmak bir deyimdir. Cevabımız da öyleyse E seçeneğidir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar deyimle ilgili soru tiplerine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır? Yerinde kullanılmamış bir deyim vardır. Bakalım neymiş o deyim. Kadın durmadan ağlıyor, bir yandan da içim yanıyor dostlar diye bağırıyordu. İçi yanmak ne demek? Acı çekmek demek. İçim yanıyor derken de bu cümlede bu anlam vardır. Öyleyse bir yanlışlık söz konusu değil. Olay yerinde herkes telaş içindeyken o kılını bile kıpırdatmıyordu. Yani hiç aldırmıyordu. Anlam doğrudur. Odacı Halil Efendi yeni müdür için canı tez birine benziyor dedi. Canı tez olmak, aceleci olmak, anlam doğrudur. Ev sahibi konuklarına bakıp bu ne şıklık böyle deyince Ayşe üstüne alındı. Üstüne alınmak ne demek? Herhangi bir suçlama karşısında o suçun kendi üzerine verildiğini düşünmek demek. Yani burada kitap çalınmış dendiğinde ben üstüme alınmışsam kitabı ben mi çaldım acaba diye şüpheleniyorlar anlamı ifade ediliyor demektir. Ancak burada herhangi bir suçlama değil, bir övgü söz konusu. Bu ne şıklık böyle deyince bir beğenme söz konusu. Öyleyse üstüne alınmak deyimi bir suç karşılığında olan bir şey, bir durum, eylem olacağı için bu anlam bu cümlede yanlıştır. Yani deyim bu ne şıklık böyle sözüne karşılık üstüne alınmak biçiminde karşılanmamalı. Cevabımız öyleyse D seçeneğidir. Görüşüne başvurduğum herkes onun sözünün eri bir kişi olduğunu söylüyor. Sözünün eri olmak ne demek? Sözünden dönmeyen demek. Burada da öyle bir anlam söz konusu. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış açıklanmıştır? Bazen de ne oluyor demek ki? Deyim yanlış açıklanıyor. Bazen yanlış kullanılıyor, bazen yanlış açıklanıyor. Akşamları balkondan denizi seyrederek çay içmek damarlarıma işlemiş. Vazgeçilmez bir tutku olmuş benim için. Damarlarıma işlemiş dediğimde ben neyi kastediyorum zaten? Benim için vazgeçilmez demek istiyorum. Dolayısıyla açıklama doğrudur. Boksör karşısındaki rakibi hafife alıp küçümserse, hafife almak zaten küçümsemek demek. Burada da doğrudur. O kadar ağır sözler söyledi ki bunlar yenilir yutulur cinsten değildi. Yenilir yutulur cinsten olmamak zaten onun ağır olduğu anlamına gelir. Öyleyse bu da doğrudur. Sözünü ettiğimiz kişinin güneşinde mendil kurumaz, kimseye zarar gelmez ondan. Oysa güneşinde mendil kurumaz deyimi ne anlama geliyor? Hiç kimseye faydası olmaz, hiç kimseye 5 kuruşluk faydası yoktur. Dolayısıyla zarar gelmek değil, yarar sağlamak anlatılmak istenir bu deyimle. Öyleyse burada deyim yanlış açıklanmıştır.
Babam her işin anında halledilmesini ister. Çok tez canlıdır. Tez canlı olmak zaten işin anında halledilmesini istemek demek. Böylece deyim demek ki cümlede bazen yanlış da açıklanabiliyor. Bakalım başka deyimle ilgili ne gibi soru tipleri vardır? Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır? Birbirine yakın olan deyimlerden bahsediyor. Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. Gözünü kırpmamak bir deyim. Ne demek? Hiç uyumadı demek. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamış. Yani yeterince uyuyamamış. Hiç uyumamakla yeterince uyuyamamak farklı anlamlar. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım. Yani uyumayayım diye. Üçü de farklı. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi. Ne demek uykusunun ağır olduğu? Bir türlü uyanamadığı. Dolayısıyla bu da farklı bir anlam. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi. Yani gözümü kırpmadım, hiç uyuyamadım. Öyleyse birinci ve beşinci cümlelerde kullanılan deyimler birbirine yakın anlamlı deyimlerdir. Öyleyse A seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim sorularımıza. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez? İkinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını ne yapmayacak? İçermeyecek. Bakalım nasıl oluyor? İş inada binmeseydi böyle çalışmazdı. İş inada binmesi bir deyimdir. Onun kendisine yardımcı olacağını, güçlük çıkarmayacağını anlamıştı. Burada işin inada binmesi anlamı var mı? Söz konusu değil. Demek ki içermiyor. Ancak diğerlerine bakalım. O her işten yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu işi de eksiksiz olarak ve başarıyla tamamladı. Yüzünün akıyla çıkmak ne demek zaten? Başarıyla tamamlamak demek. Öyleyse burada doğrudur. İçeriyor yani. Sen hiç merak etme, o işini bilir. Yani o nereden, nasıl yarar sağlanacağını çok iyi hesaplar. İşini bilmek sözüyle bu açıklama aynıdır. Sonunda o da işin içinden sıyrıldı. Ne demek? Bu karışık işten kendini kurtardı. Doğru, açıklamaya uygun. Canını dişine takıp işini bitirmeye çalıştı. Canını dişine takmak bir deyim. Verilen görevi başarmak için her türlü tehlike ve sıkıntıyı göze almak, canını dişine takmak demektir. Görüldüğü gibi A'daki deyimin açıklaması söz konusu değil ya, uyumsuz bir açıklama söz konusu. Diğerlerinde ise uyumlu. Evet, bunların dışında başka kavramlar da söz konusudur. Yani çok sık sorulmamakla birlikte birkaç soruyla örneklendirilmiş başka kavramlar da vardır. Bu kavramları da soru tipleri üzerinde örneklendirerek açıklayalım. Bakalım sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? Neymiş bu dediği? Bir sözcükle anlatılabilecek bir varlığın ya da kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Neymiş dolaylama? Bir sözcükle anlatabilecekken birden fazla sözcükle anlatma demektir. Bakalım hangisinde var? Önerinin kabul edilmediğini son anda öğrendik. Var mı öyle bir şey? Yok. Beyaz karanfillerden oluşan bir buket vermişlerdi kendisine. Yok. Geciktiği için vapura yetişememişti. Yok. Bizim takımın file bekçisi hatalı bir gol yedi derken bakın, file bekçisi. Ne demek? Kaleci. Yani kaleci sözüyle karşılanabilecekken birden fazla sözcükle karşılanmış, böylece bir dolaylama yapılmıştır. Demek ki dolaylama tek bir sözcükle karşılanabilecek bir kavramı birden fazla sözle karşılama demektir. Peki devam edelim arkadaşlar. Yansıma ile ilgili bir sorumuz var. Soru üzerinde açıklamalarımızı yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır? Yansıma. Ne demek yansıma? Bazı sözcüklerin nasıl doğduğunu düşündüğümüzde bunların kendi sesleriyle karşıladığı kavram arasında bir ilgi olduğunu görürüz. Yani gıcırtı diyoruz. Niye gıcırtı diyoruz? Çünkü duyduğumuz ses o şekilde kulağımıza geliyor. Havladı diyoruz. Niye havladı diyoruz? Çünkü köpeğin çıkardığı o sesi biz o şekilde seslendiriyoruz. Yani dış dünyada duyduğumuz sesleri taklit etmek yoluyla, onlara benzer sesler oluşturmak yoluyla karşılamaya yansıma denir. Böyle oluşturulan sözcüklere de yansıma sözcükler denir. Bakalım hangisinde varmış? İşçiler öğle tatilini ağaçların altında uyuyarak geçirdiler. Bir ses taklidi var mı? Yok. Arabaların gürültüsünden birbirimizi duyamıyorduk. Burada ne varmış bakın? Gürültü.
Niye gürültü denir? Arabaların yoğun olarak çıkardığı bu ses bizim kulağımıza gürül gürül diye gelir. Dolayısıyla biz onu bu şekilde seslendirdiğimiz zaman yansıma bir sözcük oluşturmuş oluyoruz. Arabaların gürültüsü derken gürültü sözcüğü demek ki yansımadan oluşan bir sözcüktür. Evet, yansıma da budur. Başka bir soru tipi de ikilemeler. İkilemeler sözcük anlamında da soruluyor. Sözcük türlerinde veya başka cümle öğelerinde de soruluyor. İkilemenin ne olduğunu bilmek ve cümlede karşıladığı anlamları bilmek sözcük anlamı için yeterli. İkileme, birden fazla sözün bir araya gelerek başka bir anlamı karşılaması, daha çok kuvvetlendirme, pekiştirme gibi anlamları verecek biçimde kullanılmasıdır. Bunlarda tabii deyimlerde olduğu gibi bir mecazlaşma şart değil. Deyimler bir araya gelirken mecazlaşıyor ama ikilemelerde böyle bir anlam zorunlu değil. Bakalım ne demekmiş? Kapı kapı dolaşıp elindeki ürünleri satıyordu. Kapı kapı, bakın bir tane kapı yetmemiş, bir tane kapı daha söylemişiz. İşte böyle oluşturmuşsak bir ikileme yaptık demektir. Ve bu ikilemede kullanılan sözcükler aynı sözcükler. Demek ki kimi ikilemeler aynı sözcüklerin tekrarıyla yapılabiliyor. Peki anlamı ne? Kapı kapı dolaşmak derken birçok kapıyı gezmek anlamı var. Demek ki başka bir anlam, bir anlam pekiştirmesi sağlanmış. Ağlaya sızlaya odadan çıktı yaşlı kadın. Ağlamak var, sızlamak var. Anlamları bunların birbirine yakın. Demek ki yakın anlamlı sözcükler bir araya gelerek bir ikileme oluşturabiliyor. Aşağı yukarı 2 saattir buradayız. Aşağı yukarı birbirinin karşıtı olan sözcükler. Karşıt anlamlı sözcükler demek ki bir araya gelerek başka bir anlamı karşılayabiliyor. Abur cubur yemekten midesi bozulmuş. Abur cubur. Ne demek abur? Ne demek cubur? Bunların bir anlamı yok. Anlamsız olan bu sözcükler bir araya gelmiş ve anlamlı bir söz grubu haline gelmiş. Öyleyse burada bir anlamsız sözlerden oluşan ikileme söz konusu. Eften püften sebepler bulup okula gitmedi. Eften püften. Bunların bir anlamı var mı? Söz konusu değil. Yani yukarıdaki hemen hemen aynı tür bir ikileme. Ufak tefek bir adamdı. Bir ufak var, bir de tefek var. Ufağın anlamı var ama tefeğin anlamı yok. Demek ki bazen de anlam, bir anlamlı bir anlamsız sözcük bir araya gelerek bir ikileme oluşturabiliyor. İşte bu tür oluşan söz gruplarını biz ne diyoruz? İkileme diyoruz. Evet, hemen soru üzerinde görelim arkadaşlar, ikilemeler nasıl soru tipi olarak karşımıza gelmiş. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisini oluşturan sözcükler kendi başlarına kullanılamaz? Kendi başlarına kullanılamaz. Demek ki anlamsız olacak. Soruma kem küm etmeden cevap vermesin. Kem ne demek? Anlamı yok. Küm ne demek? Onun da bir anlamı yok. Ama kem küm etmeden derken takılmadan anlamı var. Dolayısıyla anlamsız sözcükler bir araya gelmiş bir ikileme oluşturmuş. Cevabımız öyleyse budur. Diğerlerine bakarsak kan, ter, hava, su, zar, zor, güç, bela, bunlardan en az birisinin anlamlı olduğunu görüyoruz. Cevabımız demek ki A seçeneğiymiş. Evet, başka. Bunun dışında arkadaşlar kavram olarak söyleyeceğimiz kavramlar bunlar. Ancak tabii bu kavramlardan başka kavram gelmez diye bir sınırlama yapmak doğru değil. Sözcük anlamıyla ilgili soruları çözerken, bu soruları cevaplarken siz sözcüklerin cümle içinde kazandıkları anlamlara göre ne gibi anlam ilgileri karşıladığını düşünmelisiniz. Şimdi birinci dersimizde ve bu dersimizde işlediğimiz bu konularla ilgili karışık örneklerimiz var. Birkaç soru çözerek konumuzu tamamlayalım. Bu cümledeki taş benzetmesi aşağıdakilerden hangisini anlatmak için yapılmıştır? Bakalım. Türkçemizin gelişmesini, arınmasını, gelecek Türk uygarlığının ta dibine konmuş büyük taşlar gibi görüyorum. Yapı, geleceğin yapısı bu taşlar üzerine kurulacaktır. Bakın, büyük taşlar gibi görüyor ve geleceğin yapısı bu taşlar üzerine kurulacak. Öylesin için yapmış acaba taş benzetmesini, bir bakalım. Gelecek Türk uygarlığının temelinin dilin arınmasında yattığını. Cümleyi incelediğimizde Türkçemizin gelişmesini, arınmasını, eğer gelişme ve arınma olursa o zaman dilin, uygarlığın temelinde bir taş olacak. Demek ki A'da söylenen gelecek Türk uygarlığının temelinin dilin arınmasında yattığı düşüncesi taş benzetmesinin yapılma gerekçesidir. Gördüğü gibi bu da sözcüğün cümle içinde kazandığı bir benzetmeden kaynaklanan ilgi. Devam edelim arkadaşlar. Sultanahmet düşer, pardon, önce soru kökünü okuyalım. Bu cümledeki altı çizili sözle söze edilen romanın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bakalım. Sultanahmet düşerken tuhaf bir roman. Bu romanın ismi Sultanahmet düşerken bir roman ismi. Tuhaf bir roman.
her yeni okuyuşunuzda yeni şeyler söyleyebiliyor. Demek ki bu romanı bir kere okumak yetmiyor. Ne yapıyoruz? Bir okuyoruz, bir anlam, bir yeni şeyler öğreniyoruz. İkinci okuyuşumuzda başka yeni şeyler, sonraki okuyuşlarımızda hep yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Öyle bir roman. Bu cümledeki altı çizili sözle söze edilen romanın hangi özelliği vurgulanmaktadır diyor. Bakalım, bir okuyuşta kendini ele vermediği olabilir mi? Evet, bir okuyuşta kendini ele verseydi ikinci okuyuşumuzda yeniden bir anla yeni bir yeni şeyler söylemesi bize mümkün olmazdı. Dolayısıyla demek ki A'da söylenen doğru. Diğerlerini okuyalım. Anlaşılması zor bir anlatımının olduğu, zorluktan bahsetmiyor. Okuru bilgilendirmeyi amaçladığı bir bilgi verdiğine dair bir şey göremiyoruz. Okurun tarihe bakışını değiştirdiği, tarihten bahsetmiyor zaten görüldüğü gibi. Sadece adı tarihi olabilir. Zengin bir imge dünyasına sahip olduğu imgelerinden, yani imge belki olabilir ama burada söylenmek istenen o değildi. Dolayısıyla A'da söylenen doğrudur. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar, sözcük anlamıyla ilgili konular bazen kavramlarla ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Bazen herhangi bir kavram sorulmadan cümle içinde sözcüğün kazandığı anlam üzerinde duruluyor. Böylece değişik soru tipleri hazırlanabiliyor. Sözcük anlamıyla ilgili soruların çözümünde yanlış yapmamanızın en sağlam yolu bu konuyla ilgili çok örnek soru çözmektir. Önce ÖSS'de sorulan soru tiplerini çözerek, daha sonra bir soru bankasını veya başka bir kitabı takip ederek çok soru çözünüz. Böylece bu konuyla ilgili yanlış yapma ihtimaliniz azalacaktır. Üçüncü dersimizde cümle anlamı konusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.